Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Günün öne çıkan başlıklarını hep birlikte geniş olarak izleyeceğiz Ana Haber Bülteni'nde. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 421 günün ardından tekrar Elazığ'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretine saatler kala şehirdeki hazırlıklarda da sona gelindi. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Elazığ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Gökkoşlar, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. En son 13 Ocak 2018 tarihinde Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 421 günün ardından tekrar Elazığ'a geliyor. Yahu sizin gadanızı alam be! Maşallah! Maşallah! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine sayılı saatler kala Elazığ bu önemli ziyarete hazırlanıyor. Beklenen gün geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü Elazığ'a gelecek ve Elazığlı vatandaşlarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın saat 12 sıralarında Elazığ Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elazığ Havalimanı'nda Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra otobüsle vatandaşları selamlayarak istasyon meydanına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak 12 sularında Elazığ Havalimanı'na inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ Havalimanı'ndan Kekliktepe Kavşağı'nı kullanarak şu anda bulunduğumuz istasyon meydanında burada Elazığlılara hitap edecek. Elazığ'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler adeta bir set olup terör urunun ülkemize yayılmasını engellediniz. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyareti öncesinde kullanacağı güzergahlar ve miting alanındaki hazırlıklarda da sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12.30'da Elazığlı vatandaşlara hitap edeceği istasyon meydanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı, alan güvenlik bariyerleriyle çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı istasyon meydanında bayraklar ve pankartlar asılmış durumdayken güvenlik bariyerleri yerleştiriliyor. Gakkom babacandır. Gözü de tektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleşliği bilmez. Haza erkektir. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Evet, yarın Elazığ için önemli ve yine tarihi günlerden biri olacak. Sevgili seyirciler, İl Genel Meclisi'nin 2014-2019 dönemi son toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, meclis üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Elazığ Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nin 2014-2019 son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım iştirak etti. İl Genel Meclis Başkanı Metin Baki Ölçücü, toplantıya katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a, meclisin çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İlimizin valisi, genel sekreterini teşrif ettiler. Meclisin son toplantısına Sayın Valim hoş geldiniz. Sayın Genel Sekreterim hoş geldiniz. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise, meclis üyelerinin katkılarıyla şehirde altyapı ve üst yapı 5 yılda çok önemli işlerin yapıldığını kaydetti. Bu dönem meclisimizin son günü. Yaklaşık 2,5 yıldır beraber de çalışıyoruz. Güzel hizmetlerimiz oldu. Şehir 4 yıl öncesinden bugüne çok şey değişerek geldi. Elazığ eskisi gibi değil. Gerçekten faaliyet raporunda sundum. Hem altyapı anlamında Elazığ'ımızı 5 yıl öncesinden çok daha iyi yerlere getirdik. Bunu hep beraber gerçekleştirdik.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuşmasında özel idarenin sadece vatandaşın yolunu değil, gönlünü de yapan bir kurum olduğunu söyledi. Köyde özel idare yatırımları ve benzeri projeler hem merkezi düzeyde planlanan, geliştirilen, uygulanan, vatandaşa sunulan hizmetler aynı zamanda çok değerli. Burada il özel idaresi temsilcileri olarak, seçilmiş insanlar olarak, temel karar organı olan meclisin üyeleri olarak sizler çok büyük hizmetlere imza attınız. Hem merkezi hükümetten gelen kaynakları çok iyi şekilde koordine ettiniz. Hem de yerelde o kaynak oluşturma noktasında gayretleriniz. Ve var olan kaynağı da etkin, verimli, vatandaşa yansıyacak, dokunacak şekilde, en verimli şekilde, en sağlıklı bir şekilde kullandınız, değerlendirdiniz. Ve Elazığ'da özellikle kırsal alanda hizmet alanımız olan, hizmet götürdüğünüz alan köylerde, mezralarda ben fevkalade iyi temsil ettiğinizi ve çok da iyi hizmetler ürettiğinizi düşünüyorum. Ben özellikle kendim olduğum dönem açısından söylüyorum. Gerçekten bir seferberlik haline geçti. Hem arkadaşlarımız sürekli sahada, sizler sürekli sahadaydınız. Talepler çok iyi toplandı, çok sağlıklı değerlendirildi. Ben sağlıklı sonuçlar aldığımızı ve vatandaşımızın da memnuniyetinden, muhtarlarımızın memnuniyetinden, bize geri dönüşlerinden bunu da ölçebildiğimizi, hissedebildiğimizi belirtmek istiyorum. Kaldırım konuşmasının ardından meclis başkanı ve üyelerine teşekkür ederek plaketlerini verdi. Sevgili seyirciler, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Elazığ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret eden Mehmet Ağar ve Mustafa Ataş, AK Parti'nin seçimlerde Elazığ'da oylarını arttıracağına inandıklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ziyaretine eşlik etmek üzere kente gelen İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar'la AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın ziyaretlerinin ilk durağı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ydi. Ağar ve Ataş, SKM'de AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar'la teşkilat mensupları tarafından karşılandı. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ milletvekili Metin Bulut, AK Parti'nin belediye başkan adayının belli olmasının ardından sahalara hemen indiğini belirterek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Adayımız hemen sahaya inmiş, milletimizin, Elazığ halkının da gerçekten çok büyük bir teveccühüyle karşılaşmıştır. Tabiri caizse adayımız Elazığ'ın gönlüne ve içine sinmiştir. Böyle olunca gerçekten çok keyifli, neşeli bir seçim kampanyası yürütmekteyiz. Ve 1 Ocak itibariyle de seçim koordinasyon merkezimiz kurulmuş, teşekkül etmiştir. Seçim koordinasyon merkezimiz de geçmişteki tecrübeler ışığında gerçekten çok planlı ve programlı bir şekilde milletvekili kardeşlerimizin de desteğiyle adayımızın öncülüğünde gerçekten çok efektif, çok etkili çalışmalara imza atmıştır. İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ'da AK Parti'ye karşı oluşan tablonun sıcak olduğunu belirtti. Şahin Şerifoğulları'nın belediye başkanı olacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti. Kendisi zaten bilinen mütevazi, bilinen beyefendi, bilinen Elazığlı has tavırlarıyla, yakışan kişiliğiyle bu görevin sahibi olacağını milletimize hiçbir olumsuzluk olmaksızın benimseyeceğini biz de teşhis etmiş bulunuyoruz uzaktan ve yakından da bunu daha bir rahatlıkla gördük. Siyaset böyle bir şey. Siyaset yerinde duran, dik duran, dava adamı olan insanların işi. Bir kısa döneme belki seçimde sıra itibariyle seçimden partisi başarılı, kendisi milletvekili seçilmeden ayrılmasına rağmen seçim satından hiçbir gram moralini bozmadan gücüyle, kuvvetiyle her zaman partisinin ve davasının yanında olan kardeşimiz
bir kısa bir dönem sonra parti yönetiminin değerlendirmesiyle ve sayın elbette ki genel başkanın değerlendirmesiyle bugün Elazığ Belediye Başkan adayı olarak karşımızda, inşallah 1 Nisan itibariyle Elazığ Belediye Başkanı olarak bizlerle beraber olacak. Ben kendisine hem bu kişilikli tavrından hem de geleceğe yönelik olarak Elazığ'ımıza çok önemli hizmetler kazandıracağından emin olduğumu ifade ediyorum. Bundan dolayı kendisine başarılar diliyorum. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı şehrimize teşrifleriyle birlikte bu kampanyaya ciddi bir ivme daha kazandırılacaktır diye düşünüyorum. AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Taş da Şahin Şerifoğulları'nın Elazığ Belediye Başkanlığı'na aday olmasıyla birlikte partilerinin hem oy oranını artıracağını hem de hizmetlerin devam edeceği vurgusunu yaptı. Elazığ'da çok güzel bir hüsnü kabulle adayımızın kabul edilmiş olması ve iyi bir motivasyon elde edilmiş olması Elazığ'ımızda hem oy oranımızı yükseltecek hem de bugüne kadar yapılan hizmetlerin bir devamın niteliğinde bayrak değişimi yapmak suretiyle yeni bir heyecanla, yeni bir motivasyonla yolculuğumuzu geleceğe doğru birlikte yürüyeceğiz diye temenni ediyorum ve başarılar diliyorum. Seçimi kazanma noktasında bizim bir şüphemiz yok Elazığ'da. Türkiye ortalamasına nasıl katkı sağlarız diye bir derdimiz var. Ve 24 Haziran seçimlerindeki oy oranımızı daha yukarı oranlara çekebilir miyiz noktasında düşüncemiz var. Yoksa Elazığ'ın mert insanları her zaman için partimiz kurulduğu günden bugüne kadar ciddi anlamda destek vermiş ve her zaman desteğini de esirgemeden vatan, bayrak, ezan ve millet için onurlu bir duruş sergileyen bir şehirdir Elazığ'ımız. Buradan tüm Elazığ'lı hemşehrilerimize de bu duruşlarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları da çalışmalar hakkında bilgi verdi. 24 Kasım'da adaylığımız açıklandıktan sonra 25 Kasım'da ilimize gelerek seçim çalışmalarımızı başlattık. Hem teşkilat mensuplarımızla hem milletvekillerimizle bugüne kadar yürümüyoruz, koşuyoruz. Bu koşmaya da 31 Mart sabahına kadar devam edeceğiz. Rabbim nasip ederse bizler bu seçimden zaferle ayrıldıktan sonra da asıl koşumuz 1 Nisan'dan sonra başlayacak. AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Taş'ın ziyaretlerinin bir başka durağı ise Şavakder'di. Mustafa Taş ve beraberindekiler Şavakder Başkanı Naim Doğan ve üyeleri tarafından karşılandı. Sizin bizim kalbimizde, Şavakların kalbinde, Pertek ve Şemişkezeklerin kalbinde apayrı bir yeriniz vardır. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Sizler her zaman bu bölgede bu insanların Ankara'da gözü, kulağı, eli, ayağı olmuşsunuz. Bundan dolayı size müteşekkiriz. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Şavakların Elazığ ve ülke ekonomisine katkılarının büyük olduğunu söyledi. Tabii Şavaklı hemşehrilerimiz işleri gereği meşakkatin ne olduğunu, zorluğun ne olduğunu, sıkıntının ne olduğunu en iyi bilen kesim. Böyle olunca da bizim dönemimizde, iktidarımız döneminde yapılan şeylerin kıymetini de en iyi bilen kesim. Bundan dolayıdır ki her dönem ne zaman ki biz kendilerine ihtiyaç duymuşuz, en kıymetli varlıklarını, mal varlıklarını, o canlı hayvanları dahi yaylada bırakıp gelip oy kullanmışlardır. Gerçekten bu takdire şayandır. AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Taş, Şavakların partilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ataş seçimlerin önemine vurgu yaptı. Bu ülkeye hizmet etme derdiyle kurulmamıştır bu ittifaklar. Maksat başka, gaye başka, hesap başka. Bu ittifakları da bugüne kadarki tüm kurulmuş ittifakları, planları millet olarak nasıl bozduysak şimdi bu seçimde de inşallah millet olarak hep birlikte i̇nşallah, bozacağız. Inşallah. Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, Elazığ'ımızda da önemli bir seçim var. Bir bayrak değişimi, belediye başkan adayımız değişti. Yeni adayımız, partimizin, teşkilatımızın içerisinden gelen bir kardeşimiz. İşte son seçimlerde milletvekili adayımızdı. Genel merkezimizde uygun gördü, belediye başkan adayımız yaptı. Şimdi Elazığ'da da yeni bir yüzde
hizmete devam noktasında desteklerinizi istiyoruz. Bir. İki. Pertek'te ve Çemişkezek'te. Azami gayret ve desteklerinizi bekliyoruz. Mustafa Taş'ın ziyaretlerinin bir başka durağı ise İlim Yayma Cemiyeti'ydi. Sevgili seyirciler, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ile birlikte evleri yanan Yeşil Yaprak ailesini ziyarete gitti. Ziyarette kullanılmaz hale gelen evin yenilenme sözü verildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Muğla Kendi Beldesi Güntaşı Mahallesi'nde evleri yanarak kullanılamaz hale gelen Yüksel Yeşil Yaprak'ın evinde incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım tarafından aileye konteyner ev gönderilmesi talimatı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri aileye konteyner ev tahsis etti. Devlet olarak ne gerekiyor? Tamam, bu konuda yavaş tamam. Vali Kaldırım aileyi bir süre konteynerde misafir edeceklerini belirtti. Ailenin evinin yenileneceğini kaydetti. Vali Kaldırım ve Milletvekili Ağar daha sonra belde merkezine geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Sevgili seyirciler, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Bloomberg HD'de yayınlanan üst düzey programının canlı yayın konu olduğu Türkiye'deki kadın istihdamı konusunda değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Açık, 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanırsa dünya ekonomisine 12 trilyon dolar ek katkı oluşturulacaktır dedi. Profesör Doktor Yasemin Açık, Türkiye'nin en çok izlenen ekonomi kanallarından biri olan Bloomberg HD'de yayımlanan üst düzey programının canlı yayın konuğu oldu. Bu hafta Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık bizle beraber. Programda kadın istihdamı konusunda ülkemizdeki verileri paylaşan ve Elazığ'da kadın istihdamına katkı sağlamak için kurduğu İlikat hakkında bilgi veren Profesör Doktor Açık, kadınların istihdam edilme oranı Avrupa ortalamasında %60,4, bizde %28. Bizim bu alanda biraz gelişmeye ihtiyacımız var, dedi. Biz öncelikle kadınların eğitim ve mesleki eğitim düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak bazı kişisel gelişim, iletişim, meslek edindirme kursları düzenledik. Bu kurslar kapsamında taş işçiliği, 8 köşe şapkaki Elazığ'ın ekonomiye kazandırılması gereken bir kültürel değeri. Tabii. Daha çok erkeklerin taktığı bir 8 köşesi olan bir şapka. Onun kadın versiyonunu oluşturduk. Swarovski taşlı, atkılı. Onlarla ilgili bir kursumuz oldu ve satışımız oldu. Daha sonraki dönemde ise kadınların evde ürettikleri ürünleri satacakları bir hanım eli göz nuru mağazası oluşturduk. Ve Eylül 2018 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde kadın istihdam oranı, kadınların iş gücüne katılma oranı %34, istihdam oranı ise 28. Ve bununla ilgili Avrupa ve dünya örneklerinden bahsedecek olursak, dünya ortalaması, yani kadınların iş gücüne katılmasının dünya ortalaması %50, Avrupa ortalaması %70. Kadın istihdamı için bizde 34, Avrupa'da 70. Gene kadınların istihdam edilme oranı Avrupa ortalaması %60,4. Bizde 28. Bizim bu alanda da biraz gelişmeye ihtiyacımız var. 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanırsa, yani kadın erkek fırsat eşitliği ve kadınların yaşamın her alanında, istihdamda da eşit düzeyde temsil edilirse dünya ekonomisine 12 trilyon dolar ek katkı oluşturacaktır bu durum. Doğuda kadın olmanın güçlüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Yasemin Açık, kadının güçlenmesini istiyorsak eğitimsel açıdan ve ekonomik açıdan güçlenmesini sağlamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Gerçekten eğitim çok önemli. Zaten eğer biz kadının güçlenmesini istiyorsak, kadının eğitimsel açıdan ve ekonomik açıdan güçlenmesini sağlamamız lazım. Eğer kadın eğitimsel açıdan ve ekonomik açıdan güçlenirse zaten girişimci kadın, iş kadını, siyasetçi kadın kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yeter ki güçlensin o alanlarda. Bu anlamda Doğu'da
aslında Türkiye'nin genelinde, okuryazar olmayan kadın oranı bir örnek olsun diye söylüyorum. Tabii. Okuryazar olmayan kadın oranı erkeklerden 5 kat daha fazla. Son dönemlerde kız çocuklarında lise ve üniversite okullaşma oranları arttı ama gene de daha çok yolumuz var diye söyleyebilirim. Sezer Çimento Fabrikası ile ilgili de soruları yanıtlayan Profesör Doktor Yasemin Öcük, fabrikanın kurulma hikayesini anlattı. Profesör Doktor Öcük, Sezer Çimento Fabrikası'nın kurulmasının her aşamasında başında bulunduğunu belirterek 2500 kişiye olumlu katkı sağlayan bir yer ifadelerini kullandı. Gece gündüz orada çalışmak gerekiyordu. Ben o dönemde üniversitedeki görevimden 3 yıl ücretsiz izin aldım. Bir fiil şantiyede gece gündüz çalıştım. Her taşına emek verdim ve orası benim çocuğum gibi oldu açıkçası. Evet. Mesela şu anda ne kadarlık bir üretim yapılıyor orada? Günde 7500 ton çimento üretiyoruz. Bizim yıllık üretim kapasitemiz aslında 2.3 milyon ton çimento. 500 kişiyi istihdam ediyoruz. İstihdam ettiklerimiz, tedarikçilerimiz ve aileleriyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık en az her aile 5 kişi düşünürseniz 2500 kişiye olumlu katkı sağlayan bir yer. Elazığ ile Malatya arasında Kömürhan Köprüsü'nün Elazığ yüzünde ham maddesi arkasında bulunan, yaklaşık 500 yıllık görünen ham madde rezervi bulunan, kendisine ait fabrika içerisinde 5 hat tren yolu bulunan, çalt sahaları olan son teknoloji ve özellikle şunu vurgulamak isterim. Endüstri 4.0'ı yakalamak için de çok uğraşıyoruz. Bravo. Şu an bizim bütün analiz... yatırımlar yapıyorsunuzdur herhalde. Robolab'ımız var. Tüm analizlerimiz el değmeden uç noktadan online analizörlerle alınıyor. Robotla getirilip analizler yapılıp sonuç saat başı yayınlanıyor. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları mahallelerde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Şerifoğulları sıkıntıları birinci ağızdan dinliyor. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan adayının bu defaki durağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosuydu. Seçim irtibat bürosu ziyaretinin ardından Şerifoğulları bir önceki gün başladığı Elazığ Belediyesi ziyaretinde kalan birimleri tamamlamak üzere belediyeye geçti. Başkan adayı Şerifoğulları daha sonra AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Kadın Kolları İl Başkanı Gülersem Çopur'la birlikte organize sanayi bölgesine gitti, tekstil fabrikasında çalışan kadınların gününü kutladı. Allah kolaylık versin. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Hayırlı günler. Dünya kadınlar günü kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ziyaretler kapsamında bir sonraki durak ise Sanayi Mahallesi'ndeki partisinin seçim irtibat merkeziydi. Burada vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Adayı Şerifoğulları projelerini hazırladı. Her mahalleyi, her kesimi düşündüklerini kaydetti. O
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere artık 23 gün kaldı. Biz bugüne kadar teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle birlikte Elazığ'ımızı karış karış gezerek, Elazığ'ımızın sorunlarını, sıkıntıları dinleyerek bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturması noktasında 11 ana başlıkta 100 projemizi hazırladık. Sizlerin takdirine sunduk. Tabii bu projelerimiz hazırlanırken her mahallemizi düşünerek, gencimizi, çocuğumuzu, yaşlımızı, engellerimizi, kadınlarımızı düşünerek, Elazığ'ımızın bir bütün olarak sorunlarını düşünerek çözüm önerilerinin noktasında projelerimizi sizlerin huzurunda açıkladık. Tabii bu çalışmalarımız Rabbim nasip ederse 31 Mart'a kadar devam edecek. Daha fazla koşarak, yorulmadan, bıkmadan sizlerle buluşabilme adına, sizlerin derdiyle dertlenip, sizlerin sıkıntılarıyla hemhal olma ve aynı zamanda iyi gününüzde, kötü gününüzde sizlerle bir arada olabilme adına koşumuzu, mücadelemizi devam ettireceğiz. Altyapı sorunu olmayan bir şehir inşa edeceklerini kaydeden Şerifoğulları, seçildiğim gün parti rozetimi bir tarafa bırakacağım ifadelerini kullandı. Allah bizlere zaferi nasip ettiği takdirde biz Elazığ'ın altyapı sorunlarını çözebilme adına, altyapı sorunu olmayan bir şehir haline getirebilme adına çalışmamızı yapacağız. Yine yatırımcı dostu belediyecilik anlayışıyla bu şehrin ekonomik kalkınmasını sağlayabilmek adına gayretlerimizi, çalışmalarımızı yapacağız. Sosyal belediyecilik anlamında kimsesizlerin kimsesi olacağız, mazlumların sesi olacağız. Allah'ın izniyle garibanların, fakirlerin, fukaraların elinden tutan bir başkan olacağım. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Seçildiğim gün rozetimi bir kenara bırakarak, bana oy vermiş vermemiş, doğu, batı, kuzey, güney, dili, dini, ırkı ne olursa olsun Elazığ'ın her bölgesine eşit mesafede hizmet getirebilme adına çalışmalarımızı yapacağız. Başkan adayı konuşmasında kentsel dönüşüme de vurgu yaptı. Kentsel dönüşüm problemlerini çözebilme adına, bu şehrin afet risklerini en aza indirebilme adına kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Aynı zamanda turizm ve kültürel projelerimizle şehrimize katma değer katarak bu şehri turizm merkezi haline getireceğiz. Harput'a ayrı bir önem veriyoruz. Harput'u turizm anlamında kalkındırabilirsek bu şehrin kalkınabileceğini biliyoruz. İnşallah bizler göreve başladıktan sonra 5 yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda görev süremiz bittiğinde Rabbim nasip ederse bu şehrin ulaşım problemi hallolmuş olacak. Altyapı sorunu olmayan bir şehir haline gelecek. Şerifoğulları Sanayi Mahallesi ziyaretini esnafla noktaladı. Hoş geldin. Merhaba diyor. Teşekkürler. İyisin. Nasılsın? Merhaba diyor. Çok şükür. İdari işlerinden. Hamdolsun. Allah'a emanet olun. Yüzün oturum bir şey. Çok sağ olasın. Var mı sözünüz? Canınız sağ olun. Teşekkürler. Allah kolaylık versin. İnşallah. Allah razı olsun. Desteğinizle, duanızla. İnşallah. Allah razı olsun. Var mısınız? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Elazığ'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay partileriyle buluştu. Önce kadınlarla buluştu. Ardından soluğu Harput'ta aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hem de Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban'a destek olmak amacıyla Elazığ'a geldi. İlk olarak partili kadınlarla buluşan Milletvekili Taşlıçay coşkuyla karşılandı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevinç Oğuzhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepinizin kutlu olsun. Sizler bir Türk anasısınız. Vatansınız. Kadın güçlüdür, kadın anadır, kadın vatandır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ise Elazığ bizim dünyaya açılan kapımız diyerek aday Profesör Doktor Çoban'dan söz istedi. Sayın Bilal Başkanım, sizi bekleyenler var. En emeği göz nuru kadın organize sanayi sitesi projesi için, 20 bin istihdam için, Vodafone ve Alo 170 çağrı merkezini yetiyorken zaten Elazığ'a getirdiniz. 1 Nisan'dan sonra da Elazığ çağrı ihtisas organize sanayi sitesi hayata geçirilecek inşallah. Sadece Elazığlılara değil yani bunlar. Biz de varız. Tunceli ve çevre iller. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Şükver kadınların önemine vurgu yaptı. Müslüman ve Türk kadını tarihin her evresinde gerek bir millet olabilmemize, gerek bir devlet kurabilmemize, gerekse kurduğumuz devletleri koruyabilmemize ön ayak olmuştur. Tarihte Hayme Hatun, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Hatun bir imparatorluk kurma iradesi göstermiştir. Yine Nene Hatunlar Erzurum'da, Rahime Bacılar İslahiye'de, Şerife Bacılar Kastamonu'da Türk'ün son devletini koruyabilme adına çok büyük bir irade ortaya koymuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, bu coşku 31 Mart akşamının habercisi ifadelerini kullandı. Elazığ'a daha önce de geldim ama bugün başka bir güzelsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Kadın vatandır diyen, kadın gelecektir diyen, kelama haysiyet olan kutup yıldızımız, milli duruşumuzun övünç kaynağı, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim Elazığ'a. Bu coşku 31 Mart akşamının habercisidir. Bu salondaki heyecan kadınlarımızın 31 Mart seçimlerine vurduğu mührün ispatıdır. Kadın isterse başarır dedik ve görüyorum ki Elazığ'ın kadınları istiyor. Sizlerden ricam bugüne kadar gösterdiğiniz eforu ve çalışmayı hiç hızını kesmeden son 3 haftada da gece gündüz demeden buluştuğumuz her bir seçmene önce Cumhur İttifakı'nı, Devlet Bahçeli'nin duruşunu, sonra da Bilal Çoban'ın samimiyetini, dürüstlüğünü, projelerini ve Elazığ için hayallerini anlatmanızı rica ediyorum. İnanıyorum ki başaracağız. 77 ruhuyla yeniden Milliyetçi Hareketi doğup büyüdüğü bu topraklarda birinci yapacağız. Kadınlarla buluşan Taşlıçay, daha sonra partileriyle birlikte antik kent Harput'a geçti. Seçim sürecini değerlendiren Taşlıçay, yıl 1977 Elazığ bizim ilk kazandığımız belediyelerimizden biri diyerek Elazığlılara teşekkür etti. Biliyorsunuz 1977 Elazığ bizim ilk kazandığımız belediyelerimizden. Biz inanıyoruz ki Elazığ tekrar üçlerle günlerine dönmek ister bir özlem vardır. Allah'ın izniyle bu yerel seçimlerde bu sonucu elde edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, biliyorsunuz mihmandarı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'dir. Cumhur İttifakı'nın mihmandarı da aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu anlamda Elazığ'a bir teşekkür etmek istiyorum. Suni gündemleri bitirmek noktasında bir hassasiyet var biliyorsunuz Genel Başkanımızın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bu tartışmalara son vermiş bir sistemdir. Ve 16 Nisan referandumunda rekor bir oyla katkı sağladı. Bunun için Elazığ halkına teşekkür etmek istiyorum. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Profesör Doktor Bilal Çoban vatandaşlarla buluştu. Projelerini anlattı. Kendilerine sürekli yapamazsın, edemezsin denildiğini ifade eden başkan adayı Çoban, seçimlerden sonra bu söylemleri söyleyenlerin nasıl yapıldığını göreceklerini kaydetti. Çiçekler getirdim, arılar aldı. Bilal Çoban'ı ve Elazığ'a belediye başkanlığı aldım. Elazığ'ın yarasını kimse saramaz. Sararsa Bilal Çoban'ı sarar. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban önce bir tavukçuluk firmasını ziyaret etti. Ben sizin şahsınıza böyle kesinlikle babam da adı, oğlum da adı olsa ben bu dönüm seni. Sesimi de şey alsın. Ardından Karakoçan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde üyelerle buluştu. Nasıl yapsak? Şu arkaya dur. Bu
Burada seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Çoban, üretken belediyeciliğin altını dolduracaklarını söyledi. Artık insanların hizmet istediği bir dönemde sizin 8 saat çalışmak gibi bir lüksünüz olmayacak. 24 saat Elazığ Belediyesi'ni açık tutacaktık. Kaldı ki geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bundan sonra belediyeler 24 saat hizmet vermek zorunda kalacaklar. Çünkü aklın yolu birdir. Bu böyle olmak zorundadır. Yine belediyelerin bizim modellememizle birlikte kooperatifler kurarak, bu kooperatifleri güçlendirerek, ortaklık kültürünü geliştirerek, özellikle ticaret erbabının cesaret vererek, onlarla ortaklık kültürünü geliştirip, ortak yapabilip, kendileri ortak olarak ya da birbirlerine ortaklık yapmalarını sağlayacak ortamlar oluşturarak yeni belediyecilik anlayışı inşallah bizim dönemimizde şekillenmiş olacak. Çok uzun zamandır mücadele veriyor. Çok uzun zamandır gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışarak karşınıza kadar gelmiş olduk. Şimdi söyleyecek sözlerimiz var, şimdi konuşacak sözlerimiz var. Başkan adayı Profesör Doktor Çoban'ın sonraki durağı da Sarıyatik Mahallesi'ydi. Bilal Çoban. 5000 aileye konut projesini anlatan Çoban, Elazığ'ın sorunlarını tek tek analiz ederek sıraladıklarını ifade etti. Kayısı 800 trilyonluk kayısı üretiyor. Baskil geliyorlar, dalından koparıyorlar, 5 liraya götürüyorlar Malatya tarafından, içerisine bir tane cevizi dürtüyorlar, geri geliyorlar, bize 10 liraya geri satıyorlar. Diyorum ki kardeşim, üretken belediyecilik bu işte, bu işi biz yapacağız. O cevizi biz dürteceğiz. Diyorlar siz nasıl dürtesiniz? Vallahi dürteceğiz. Biz yapacağız bunu ya. Hatta üzerine biraz da çikolata damıtacağız yani. Ve biz Malatya kayısısını bize getirip bizim kuracağımız entegre tesisine kendi kayısılarını getirip sattıkları gün biz bu işi kurtarmış oluruz. Yoksa biz işte Malatyalılar bizim kayısımızı götürüyor. Ne yapacaklar? Siz ne yapıyorsunuz? Bak şuradaki su ne? Dün çok ilginç bir resim çektim. Türkiye'nin ta öbür ucundan burada su satılıyordu. Etrafımızdaki bütün illerin musluktan akan suları içiliyor. Ama her birinin birkaç tane su fabrikası var. Bizim musluktan sularımız içilmiyor. Bizim su fabrikamız yok. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Profesör Doktor Çoban'ın sonraki durağı ise Fırat Üniversitesi'ydi. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah utandırmasın. Hürmetler bizden bir mukabele. Allah'ım. Allah. Ben hocam koşturuyoruz böyle bir selam verelim dedik. Hayır, siz de kabul ederseniz nasıl işlerdir? Profesör Doktor Bilal Çoban daha sonra Medikal Park Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, partisinin düzenlediği Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. İnşallah da bir sene sonra Sayın Cumhurbaşkanımız yarın ilimize teşrif ediyor. Bir sene sonra bir daha gelecek. Bu Elazığ Belediyesi nasıl oldu? Bir sene içerisinde nasıl kalkındı? Neler yaptılar? Kooperatifçilik anlayışı nedir? Nasıl oldu diyerek gelecekler, bizden briefing alacaklar. İnşallah bizim bu bir yıl içerisinde yapacağımız belediyecilik anlayışıyla birlikte belediye kanununda değişiklik olacak ve bundan sonra bizim yapacaklarımız resmi olarak belediyelere kanunen verilmiş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Keban'da seçim çalışmalarını yürüteceği seçim koordinasyon merkezini hizmete açtı. Milliyetçi Hareket Partisi Keban ilçesinde seçim koordinasyon merkezini hizmete açtı. Açılışı İl Başkanı Semih Işıkver, MKYK üyesi Ömer İkici, Milliyetçi Hareket Partisi Keban İlçe Başkanı Osman Dinç ve Belediye Başkanı adayı Ahmet Turan Özcan'ın yanı sıra partiler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan ilçe başkanı Osman Dinç, seçim çalışmalarında kapılarını çaldıkları vatandaşların seçim sonrasında da kapısını çalacaklarını ifade etti. Kapınızı çalarken nasıl oy istedikse, Cenab-ı Allah nasip ederse 1 Nisan'da da belediye başkan adayımız kazandığı an itibariyle aynı hep beraber belediye başkanımızın kapısını çalacağız. Ve verdiğimiz sözü de Milliyetçi Hareket Partisi sözü olacaktır. Onu da belirtmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi Ömer İkici de İl Başkanı Semih Işıkver'in yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve Elazığ'da zafere ulaşacaklarını kaydetti. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine takdirle karşıladım ve
başarılarının devamını temenni ediyorum. Ve böyle bir il başkanı, böyle bir teşkilat inşallah Elazığ'da da zafere ulaştıracaktır. Kevan'da da zafere ulaşacağımızdan sizlerin bu muhteşem kalabalığını gördükten sonra inanıyorum ki Kevan'ı 1 Nisan'da aynı coşkuyla tekrar Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayımıza teslim edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver ise Kevan Belediye Başkan adayları Ahmet Orhan Özcan'ın işin ehli olduğunu söyledi. Adaylar arasında bir seçim yapmak çok zordu ama tecrübesiyle, Kevan'a hayatını adamasıyla, belediye başkanlığının bırakmasından sonraki süreçte İstanbul'da yapmış olduğu çalışmalarla, Kevan'a, Kevan'ın çocuklarına, Kevan'ın yiğitlerine yaratmış olduğu istihdam imkanıyla, belediye başkanı dahi olmadan, belediye başkanlığı bıraktıktan sonra dahi Kevan'ın yanında olmasıyla, Kevan'ın insanını kucaklamasıyla bir adım öne çıkan çok değerli büyüğümüz Sayın Ahmet Turan Özcan'da karar kıldık. Bugünkü kalabalık gösteriyor ki bu Kevan'da da hayat bulmuş, karşılık bulmuş bir tercih olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu ifade eden Işıkver, ayrıştıran değil, birleştiren olacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin bir sözü var. Diyor ki, vatan sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği yer, zemin, yerel yönetimlerdir, belediyelerdir. Dolayısıyla insanınızı kucaklayın. Belediyecilik düşünmektir, dokunmaktır, hissetmektir. Aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik uzatılan ele karşılık vermektir. Yardım çağrılarını karşılıksız bırakmamaktır. Garibe gurebaya aile olmaktır, ana olmaktır, baba olmaktır, hane olmaktır, koruyucu olmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonunda şunlar var. Bir belediye başkanını tarif ederken şunu söylüyor. Ayrıştıran değil, birleştiren bir belediye başkanı vizyonu. Işıkver'in son cümlesi de kara propaganda yapanlaraydı. Gelirler giderler anlatırlar. Biz Kevan'da şunları 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 her ne hikmetse her seçime 20 gün kala rakiplerimiz geliyorlar. Şunu şunu işe alacağım, seni şurada işe yerleştireceğim. Ne hikmetse bunların seçimden 3 ay 4 ay önce ortaya çıktığını dahi görmedik. Bir yıl önce neredeydiniz kardeşim? Her biriniz geliyorsunuz, bekçi yapacağız, polis yapacağız, gardiyan yapacağız, onu yapacağız. Bu vaatlere kanmayın. Kevan Belediye Başkanı adayı Ahmet Orhan Özcan da konuşmasında yapacağı çalışmalara değindi. İlk icraatımız halkımızı temiz bir içme suyuna kavuşturmak olacaktır. Gerçekten işler acısı bir felaketin içerisindeyiz arkadaşlarım. Halkımız için bu büyük bir felakettir. Halkımızı bu zehirli sudan mutlaka kurtaracağız. Gözlerimle şahit oldum ki arıtma tesisi yıkılmış, yerle bir edilmiş, suyumuz hiçbir arıtmadan geçmeden doğrudan ilçeye verilmektedir. Bu bir cinayettir kıymetli hemşehrilerim. İkinci önceliğimiz kentsel dönüşümü ilçemize derhal başlatmak olacaktır. Seçim ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ Belediye Başkanı adayı Ali Şekerdağ, en ufak bir şaibenin içinde olmayacağız dedi. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarının sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Ardından Vali Fahri Bey Caddesi ile Eller Çarşısı'na geçen Şekerdağ, buradaki esnafları ziyarette bulunduğu destek istedi. Allah razı olsun.
Hayırlısı, hayırlısı. İnşallah da yol açar. Hayırlı işler abi. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen nasıl? Çok şükür başkanım. Allah razı olsun. Çok şükür. Çok şükür. Var mısın? Yok. Bir Allah razı olsun abi. Sen nasıl? Yakın sağlığına sağlık. Çok Allah yarına yardımcın olsun. Allah razı olsun. Daha sonra Arucak Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Şekerdağ yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendilerine inananları mahcup edecek herhangi bir yanlış içerisinde olmayacaklarını dile getiren Şekerdağ, bize inanan, güvenen insanları mahcup edecek en ufak bir şaibenin içinde olmayacağız dedi. Gittiğim her yerde söylüyorum, Rabbim nasip ederse asla ve asla Elazığ'ı ve bu camiaları asla mahcup edecek iğnenin ucu kadar bir yanlışın içerisinde olmayacağız. Ben Arıcaklılar, işte Alacakaya, Karakoçan, Kovancılar, bu bölgenin çocuğuyum, bu yörenin insanıyım. Bu yörenin insanı olduğum kadar da Vaskelliyim, Kebanlıyım, Sivriceliyim, Ağanlıyım. Hiçbir zaman ayrım yapmadan yaptığım görevleri ifa ettim. İnşallah bu göreve geldiğimiz zaman da hiç ayrım yapmadan bu görevi ifa edeceğiz. Dediğim gibi bize inanan insanları, bize güvenen insanları asla mahcup edecek en ufak iğnenin ucu kadar bir şaibenin içinde olmayacağız. Abim nasip ettiği zaman aradaki farkı Elazığ yaşayarak görecek. Ben bu dilek ve temellerle bizi bu sıcak karşılamalarından dolayı ağırladıkları için Arıcak Kültür ve Dayanışma Derneği'ne başta başkan olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gün boyu ziyaretlerini sürdüren Şekerdağ Tarihi Harput Mahallesi'ne geçti. Burada Şekerdağ Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu'la Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de eşlik etti. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasın. Afiyet olsun arkadaşlar. Yaşanacak bir Elazığ için, daha güzel bir Elazığ için size hizmet için adayım diyor Sayın Ali Şekerdağ. Elazığ milletvekili... Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İnşallah bu hafta turizm merkezi yapacağız. İşlerimiz daha çok başlayacak. Sağ olun. Teşekkür ederim. Boşluyoruz oğlum. Çalışıyoruz. Abi teşekkür ederim. Sağ olun. Tarihi mahallede esnafları gezen Şekerdağ ve milletvekilleri onlarla uzun süre sohbet etti. Şekerdağ ve milletvekilleri ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Evet, seçim çalışmalarının artık en hızlı, en seri dönemindeyiz. Saadet Partisi'ne yapmış, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Haluk Arslan da seçim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Haluk Arslan'ın bu defaki durağı İlözel İdaresi, Hizmet İş Sendikası, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, Toç Birsen, Memur Sen ve Kapalı Çarşı oldu. Nasılsınız efendim? İyiyiz elhamdülillah. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Allah bağrınıza açık olsun. Tüm gücümüzle her kesimden insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz diyen aday Arslan, Tarihi Çarşı'nın şehirdeki önemine vurgu yaptı. Bütün gücümüzle Elazığ'daki her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Elazığ'ın ticari hayatında, Elazığ'a dışarıdan gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği önemli bir mekan olan Kapalı Çarşı'yı gezdik. Evet, Elazığ'ın genelinde olan ekonomik sorunların buraya da yansıdığını görüyoruz. Yine burada da belediye hizmetleri anlamda, altyapı hizmetleri anlamda, çarşının mevcut durumu, ihtiyaçları anlamda ciddi sıkıntılar olduğunu tespit ettik. Elbette ki bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Buralar için de mutlaka
dönüşüm projeleri uygulanması lazım. Altyapısı gerçekten sorunları çözülecek şekilde planlanan bir dönüşüm projesiyle bu çarşı daha nezih, daha düzgün hale gelebilir. Mevcut haliyle de şu anda Elazığ'ın ticari hayatında, Elazığ'ın ekonomik hayatında çok önemli bir yere sahip bu çarşı. Biz Elazığ Belediyesi olarak Elazığ Kapalı Çarşısı'nın daha iyi, daha düzgün, daha işler hale gelmesi için mutlaka çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bu anlamda buradaki esnaflarımızla da istişare ettik. Şehrin geleceğini inşallah daha düzenli, daha işleyen, daha sağlıklı, daha planlı hale getirmek için çaba sarf edeceğiz. Sevgili seyirciler, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elazığ Belediyesi'nin de destekleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kürsü başı programı düzenlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elazığ Belediyesi'nin de destekleriyle kadın tutuklulara yönelik kürsü başı programı gerçekleştirildi. Programa Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ve kadın tutuklular katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Kadınlar Günü kutladı ve cezaevinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlıklı, huzurlu, özgürlük dolu bir ömür diliyorum inşallah. Malumunuz olduğu üzere cezaevi niteliği itibariyle özgürlüklerin kısıtlandığı bir alandır. Klasik infaz sisteminde tamamıyla kapalı bir ortamda özgürlüklerin kısıtlandığı bir alan olarak telakki edilmekteyken modern infaz hukukunda artık sadece özgürlüklerin kısıtlanmasından ibaret değil, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması, buradan çıktıktan sonra uyumunun daha hızlı olması toplumsal hayata, gerektiğinde meslek edindirilmeleri, kendilerine olan özgüvenlerinin geliştirilmesi hususunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Şu an itibariyle okuma yazma kursumuz açılmış, şiş örgücülüğü kursumuz açılmış, dikiş nakış kursumuz açılmış bulunmaktadır. Yine yakın zamanda resim kursu, kuaförlük kursu ve İngilizce kursu gibi kursları planlamaktayız. Bu tür faaliyetlerimiz her geçen gün daha da gelişmektedir, gelişecektir. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise ellerinden geldiği kadar cezaevindeki programlara destek olduklarını söyledi. Mukadder olan günler kısadır. Cezaevindeyiz. Sayılı günler tez geçer derler. Allah'ın izniyle buralar biter ve normal yaşamda her biriniz kendi yerinizi alarak toplumumuzun geleceğine etki edecek olan evlatlarımızı yetiştiren birer anne olarak hayata devam edeceğiz inşallah. Biz Elazığ Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar cezaevi müdürlüğümüzle hep birlikte çalıştık. İmkanlarımızın verdiği bütün şartları yerine getirdik. Program daha sonra kürsü başı dinletisiyle devam etti. Sevgili seyirciler, Etikrom Kadınlar Kulübü'nün lansmanı yoğun katılımla yapıldı. Kadınlar Kulübü'nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk etkinliği de Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kadınlar için canlı müzik programı oldu. Elazığ'da birçok sorumluluk projesi gerçekleştirerek kadınlara verilen önemi artırmak amacıyla Etikrom bünyesinde yeni oluşturulan Etikrom Kadınlar Kulübü'nün lansmanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı. Yıldırım Holding Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Boryalı, kadının değerinin önemli olduğu bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Holding olarak Elazığ'da çok sayıda sosyal sorumluluk projesine dokunduklarını söyledi. Elazığ'a birçok sosyal sorumluluk projesine dokunmaya çalışıyoruz. Fakat biz bir fabrikayız ve fabrikada yaklaşık 800'e yakın çalışanımız var ve yaklaşık bunun %10'a yakın bir bölümü kadınlarımızdan oluşuyor.
fabrika ortamını bilenler bilir. Bilmeyenler zaten aşağı yukarı tahmin edebilirler. Orada çalışmak, bu kadar erkeğin arasında çalışmak hakikaten çok zor. Biz bu zorlukları kadınlarımıza yaşatmamaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla buradan da yola çıkarak Etikrom Kadınlar Kulübü'nü kurarak farklı hedefler belirledik kendimize. Kısa vadeli, uzun vadeli hedefler belirledik. Elazığ'dan yola çıkarak ve yapmış olduğumuz bir yıl veya belki bir buçuk yılda yapmış olduğumuz etkinliklerle duyurduğumuz sesimizi artık ulusala taşıyarak ciddi bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Etikrom Kadınlar Kulübü Başkanı Arzu Sağır, kurdukları kulübün amacını anlattı, her alanda şehrin değerine değer katmayı hedeflediklerini kaydetti. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Elazığ'ımızda daha fazla dokunabilmesini sağlayacak olan bu projelerde hep yanımızda olacak basın mensubumuza yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere tanıttığımız Etikrom Kadınlar Kulübümüzün ilk etkinliği Beyyurdu Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezi'nden misafirlerimizle güzel bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Buradan herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Etikrom Kadınlar Kulübü Kadınlar Günü nedeniyle Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi'ndeki kadınlar için program düzenledi. Etikrom Kadınlar Kulübü olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Etikrom Kadınlar Kulübü'nün bir üyesi olarak tüm bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi Müdürü Mehmet Sena Güvercin de Etikrom Kadınlar Kulübü'ne teşekkür etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hem kuruluşumuzdaki çocuklarımızın hem de bizi misafir eden kulüpteki çalışan gönüllü arkadaşlarımızın günlerini kutlarım. Etikrom Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen program canlı müzikle devam etti. Bir vefat haberimiz var. Yol İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Cumali Demiroğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim Demiroğlu'nun anneleri Vahide Demiroğlu vefat etti. Merhume Demiroğlu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yol İş Sendikası Şube Başkanı Cumali Demiroğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim Demiroğlu'nun anneleri Vahide Demiroğlu vefat etti. 74 yaşında hayatını kaybeden Vahide Demiroğlu için ikindi namazına müteakip Çaydaçura Memur Sen Toki Sait Koç Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Merhume Demiroğlu kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Çaydaçura Memur Sen Toki Sait Koç Camii taziye evinde kabul ediyor. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabırlar versin diyoruz. Haberleri izlediniz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Spor Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşma saat 19'da başladı. Karşılaşmayı Trabzon bölgesinden A klasman hakemi Ramazan Keleş yönetti. Temsilcimiz Elazığ Spor, Ahmet Sabri Fener, Yiğitcan Erdoğan, Serge, Tufan Kelleci, Diallo, Mustafa Eskiyallaç, Abdülkadir Kayalı, Cengiz Han Akgün, Muhammed İldiz, Serdar Özbayraktar,
Christian Bekamenga ilk 11 ile sahaya çıktı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Gazişehir Gaziantepli futbolcu Musa Sow takımının ilk golünü attı. 83. dakikada Gazişehir Gaziantepli futbolcu Yiğitcan Erdoğan takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma Gazişehir Gaziantep'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sevgili seyirciler, Gençler Birliği'nde Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi. Ligdeki 18 takımdan 13'ü teknik direktörünü değiştirirken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesir Spor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehir Spor'da Fuat Çöpa, Hatay Spor'da İlhan Palut ve İstanbul Spor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor. Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Giray Bulak ve İlhan Palut geçen sezon sonu olduğu gibi takımların başında yollarına devam ediyor. Giresunspor'un 4 isimle yoluna devam ettiği ligde Adana Demirspor, Adana Spor, Afşit Afyonspor, Altay Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor 3. teknik direktörüyle çalışıyor. Sezona Boluspor'da başlayan Sait Kara Fırtınalar daha sonra Altay'la anlaştı. Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynağ'ın Boluspor'a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı. Giresunspor'da kısa süre görev yapan Ümit Özat, Adana Demirspor'u bir dönem Afşet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar da Tetiş Yapı Elazığspor'u çalıştırıyor. Kulüplerde geçici görev yapan isimler hariç görev yapan teknik adamlar: Adana Demirspor Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat. Adana Spor Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın. Afşet Afyonspor Serhat Gülpınar, Serhat Güler, Yusuf Şimşek. Altay Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar. Altınordu Hüseyin Eroğlu, Balıkesir Baltok, Giray Bulak, Boluspor Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak, Denizlispor Osman Özköylü, Yücel İldiz. Eskişehir Spor Fuat Çöpa, Gazişehir Gaziantep, Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak, Gençler Birliği Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez, Giresun Spor, Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç, Hatay Spor, İlhan Palut, İstanbul Spor, Fatih Tekke, Kardemir Karabük Spor, Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal, Osmanlı Spor, Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü, Tetiş Yapı Elazığ Spor, Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar ve Ümraniye Spor, İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımı cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Mardin Büyükşehir Belediye maçı için Mardin'e gitti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Süper Lig mücadelesi veren temsilcimiz İl Özel İdaresi cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyesi maçı hazırlıklarını tamamladı ve kendi özel otobüsüyle Mardin'e gitti. Çalışmalarını İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda sürdüren Bordo Beyazlı ekibimiz son çalışmasını gerçekleştirdi ve Mardin'e giderek konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu. Kendisi gibi ligin iddialı takımlarından biri olan ve puan sıralamasında temsilcimizin hemen ardından 3. sırada bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdaresi karşılaşması cumartesi günü saat 15.30'da Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanacak. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Elazığ Fenerbahçeliler Derneği ve Fırat Üniversitesi Fenerbahçeliler Birliği üyeleri karanfil dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilimizde faaliyette bulunan Fenerbahçeliler Derneği ve Fırat Üniversitesi Fenerbahçeliler Birliği üyeleri kadın erkek eşitliği anlayışı çerçevesinde birlikte karanfil dağıttı. Elazığ Fenerbahçeliler Derneği Fırat Üniversitesi grubu temsilcisi Adem Nur yaptığı açıklamada kadın ve erkeklerin birlikte çalışma çağrısı anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Kadın erkek eşitliğini savunmak için kadınların ve erkeklerin birlikte çalışması gerektiğini savunan bir çağrıdır. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak bunu destekliyoruz ve hem erkekleri hem kadınları kadın erkek eşitliğini savunmak için davet ediyoruz. Kulübümüz olarak yıllardır bunu destekliyoruz. Artık derneğimizi de açtık Elazığ'da. Hep beraber inşallah karanfillerimizi dağıtıp sadece bir gün değil her gün kadınların önemli olduğunu onlara anlatmaya çalışacağız. İnşallah böyle bir algı yaratmak istiyoruz. Bunun için de bize destek olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm değerli arkadaşlarım ve şahsım adına herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
Bir işte usta olmak için sadece işini yapmak yetmez. Ben sadece sıva yapmıyorum. Aralçı kullanıyorum, hayata kusursuz bir dokunuş katıyorum. İşini bilen ustalar, Arslan'la ürünlerini kullanıyor, yapıya ve hayata değer katıyor. Arslanlı, yapıda usta.